Buradan doğacak boşluktan terör örgütleri özellikle faydalanmasın. Ne DAEŞ ne YPG, PKK. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın çekilme sürecini uzatmasını bu sözlerle değerlendirdi. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaj olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de, görüyoruz Meclis Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çekti. Yani Türkiye olarak Suriye'deki gelişmelerin tüm boyutunda varız, yapıcı bir şekilde varız. Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye'nin istikrarı ve barışı ve huzuru bizim için de çok önemlidir. 2019'un ilk ziyareti Irak'tan yapılmıştı. Çavuşoğlu, iki dost ülkenin ilişkileri giderek derinleştireceğini söyledi. Enerji konusunda, yine güvenlik konusunda, PKK ile mücadele konusunda tüm düşüncelerimizi ve politikalarımızı paylaşma imkanımız oldu. Kardeş büyük olarak ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda mutabık kaldık. Ener Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Ege ve Akdeniz'de vardı. Ege dahil Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve yeni gelecek platformumuzla beraber Kıbrıs etrafında kazılara, sondajlara biz de başlıyoruz. Şu anda Fatih bir gemimiz Alanya bir bölgesinde sondajlara başladı.